Buradaki ABC üçgeninin bir dik üçgen olduğunu düşünüyorum çünkü Pisagor teoremini sağlıyor. 8'in karesi 64, artı 15'in karesi 225, 289 eder. 289'un karekökü de 17. Evet, Pisagor teoremini sağladığı için bu açı, buradaki açı 90 derece. Yani dik açı. Bizden ABC açısı artı 60 derecenin kosinüsünü bulmamızı istiyorlar. Bu haliyle bunu nasıl bulabiliriz hiçbir fikrim yok ama artık ustası olduğumuz trigonometrik özdeşlikler sayesinde bunu başka bir şekilde ifade edip sonucu bulabileceğimizi biliyorum. Peki nedir bu trigonometrik özdeşlik? Tabii ki de kosinüs a artı b. Hemen hatırlayalım. Kosinüs a çarpı kosinüs b eksi sinüs a çarpı sinüs b. A yerine ABC açısını koyalım ve b yerine de 60 dereceyi koyalım. Kosinüs ABC açısı çarpı kosinüs 60 derece eksi sinüs ABC açısı çarpı sinüs 60 derece. Evet, buraya ABC yazalım ve buraya da 60 derece yazalım. ABC açısının kosinüsü ile başlayalım. Tabii önce ünlü kısaltmamız skah, kokoh ve takako'yu da not edelim. Şöyle, neydi skah? Sinüs eşittir karşı bölü hipotenüs. Kokoh dediğimizde kosinüs eşittir komşu bölü hipotenüs ve takako da tanjant eşittir karşı bölü komşu. Evet, kosinüs için ne dedik? Komşu bölü hipotenüs dedik. Bu açı için komşu bölü hipotenüs 15 bölü 17 eder. Evet, bu 15 bölü 17 olacak. Evet, 60 derecenin kosinüsü için de gelin bir 30-60-90 üçgeni çizelim. 30-60-90 üçgenimiz böyle. Burası 60 derece, burası da 30. Hipotenüs 1, 30 derecenin karşısındaki kenar 1 bölü 2 ve 60 derecenin karşısındaki kenar da bu çarpı karekök içinde 3, yani karekök içinde 3 bölü 2. 60 derecenin kosinüsü, daha önce kullanmadığımız bir renk kullanayım. Kosinüs 60 derece, komşu bölü hipotenüsten 1 bölü 2 bölü 1, yani 1 bölü 2 olur. Şimdi sırada ABC açısının sinüsü var. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs, yani 8 bölü 17. Geriye 60 derecenin sinüsü kaldı. Karşı bölü hipotenüs. Yani karekök içinde 3 bölü 2 bölü 1. Yani karekök içinde 3 bölü 2. Artık ABC açısı artı 60 derecenin sinüsünü bulmak için her şeyimiz var. Kosinüs ABC 15 bölü 17 çarpı kosinüs 60 derece 1 bölü 2 eksi sinüs ABC 8 bölü 17 çarpı sinüs 60 derece, karekök içinde 3 bölü 2. Sadeleştirelim. Bakalım, bununla bunu çarparsak 15 bölü 34 buluruz. 8 bölü 2 4 eder. Burası da 4 karekök içinde 3 bölü 17 olur. İsterseniz bunun paydasını 34 olarak bırakıp payı da 8 karekök içinde 3 olarak alabilirsiniz ama çok da farklı bir şey elde etmiş olmazsınız. O yüzden bu sonuç yeterince sade. Böyle bırakalım.